İnşallah. Sonraki ayette de istersen sen devam et. Şeyhan Allah'a sığınırız. Yoksa insana her arzu edip dilekte bulunduğu şey mi var? İşte son da ilk de Allah'ındır. Buyuruyor Allah. Evet, insana her bulunduğu, arzu ettiği şey var mı? Yani dünya hayatı zaten hep eksikliklerle özel olarak yaratılmıştır. İmtihan ortamı. Her istediği insanın, yani o cennette oluyor inşallah. Dünyada inşallah. O yok diyor Allah. İşte son da ilk de Allah'ındır. Bütün hayatı, ölümü, ahireti yaratan Allah inşallah. Yoktan var ediyor. Ondan sonra bir ölüm anı var ama ölüm geçiş. Böyle zannedildiği gibi değil, Kur'an'da açıklandığı şekliyle. Ölüp zamansızlık boyutunda tek bir anda Allah'ın huzuruna getiriliyor herkes. Hesap var inşallah. Çok üstü bir teknolojiyle demişti hocamız. Yani sağdan verilen kitap Kur'an'da tarif edildiği şekilde. Mesela dedi hocamız tabii benzetme olarak bir kristal bir şey gibi, küre gibi böyle her şeyi bütün hayatını insanın içinde bulunduran, böyle hafızasında bulunduran bir teknoloji, üstün bir teknolojiyle birlikte inşallah. Onu sağ evet. taraftan verilenler inşallah zaten ölüm anında anlıyorlar. Selamla alındıkları için canları bir heyet demişti hocamız. Hazreti Adem, Hazreti Azrail aleyhisselamla birlikte bir heyet şeklinde geliyor ve heyetin içinde tanıdıkları var demişiz. Tanıyıp sevdiği, bildiği kişiler, Azrail'i tanımadıkları için o tanıyıp bildiği kişilerle bir yabancılık, bir gergin şeylik olmuyor böyle. Çok rahat bir ortam. Tanıdığı, bildikleriyle birlikte heyet halinde alınıp heyet halinde gidiyorlar inşallah selamla. Ama evet Müslüman olmayanlar için. Müslüman olmayanların da sorgusu bir hayli zor oluyor tabii. Hocamız yine anlatmıştı. Orada tek tek Allah sorguya çekiyor. Bir proteinin tesadüfen oluşamayacağını sen bilmiyor muydun, öğrenmiyor muydun, öğrenmedin mi? Buna dair bilgi sana gelmedi mi? Diye Allah soruyor. O zaman tabii orada hiçbir şekilde bir cevap verilemiyor. Yani bu dünyada belki insanları kandıracak şekilde cevap veriyor biliyorlar evrimciler. Diyorlar ki işte kendilerince bir mantık kuruyorlar. Ben inanmıyorum diyorlar. Ama Allah onların sinelerinde saklı duranı da biliyor. Dolayısıyla aslında o şekliyle olamayacağını onların da bildiğini biliyor. Ve orada Allah onlara tek tek bunları soruyor. Ve tabii cevap veremez duruma geliyorlar. Ve sorguların neticesinde hak ettikleri neyse Allah onları ona göre değerlendiriyor inşallah. Müminlerin de dediğin gibi çok kolay oluyor. Zaten daha ilk andan itibaren ölüm anında meleklerin gelişiyle beraber selam diye onları karşılamasıyla beraber mümin hissediyor. Ama tabii dünyada olduğu gibi yine korku umut arasında son ana kadar cennet kapısından girene kadar o halini koruyor mümin ama hep işaretler o yönde ilerliyor. Yani bir yol göstericisinin olması, önünde bir ışığın olması. Bunlar hep zaten mümin alameti olduğunun, cennete gireceğinin birer delili olarak Allah tarafından bir güzellik olarak yaratılıyor. Ama son ana kadar mümin o tavrını koruyor ve sonrasında da Allah her iki tarafa da karşılıklı göstererek, cennettekileri cehennemdekileri, cehennemdekileri cennettekileri göstererek Müslümanların kendi içinde bulundukları duruma çok şükretmelerine vesile oluyor. Cehennemdekilerin de büyük bir pişmanlık yaşamalarına, sürekli olarak ah etmelerine, iç geçirmelerine vesile olmasını sağlıyor Allah. Ama bakıyoruz orada da tavırları değişmiyor. Hakikaten pek çok ayette anlatıldığı gibi. Yani isyankar tavır, inkarcı tavır. Orada da Allah'a karşı uygun olmayan üsluplarla çeşitli sözler söylediklerini biz görüyoruz inkar edenlerin. Ama tabii bu bir şey değiştirmiyor. Allah bir örnek olarak bize bunu söylüyor. Onların oradaki durumları değişmeyecek şekilde devam ediyor inşallah. Mümin de cennette sonsuza kadar Allah'ın dilemesiyle hayatını devam ettiriyor. Sonsuz kavramını tabii biz çok detaylı düşünmek gerekiyor aslında. Böyle hocamız rakamlar üzerinden anlatır onu. Mesela 10 katrilyon yıl geçiyor. Daha henüz başlamamış dahi oluyor sonsuz hayatı. Böyle biraz kafada canlandırmak gerekiyor. Yani insan hep dünya hayatı mantığı içerisinde olayları değerlendirmeye alışık olduğundan ve zamana tabi tuttuğundan burada kendini sonsuzluk kavramını tam olarak algılayamayabiliyor. Ama yani dünya ile kıyaslanamayacak bir zamandan bahsediyoruz. Çünkü dünya tamamen sınırları belli. Yani bu sınırları çok fazla esnetemediğiniz, değişmeyen bir ömre sahip dünyadaki ömrü insanın. Ama ahiretteki ömür yanında dünyadaki ömür zaten ayetlerde de anlatıldığı üzere bir göz açıp kapama süresi dahi olmuyor. Kıyas o şekilde.
Dolayısıyla tabii dünyanın işte bu geçiciliğine, bu kısalığına aldanmamak lazım. Bu iman hakikatlerini konuşmamızın, anlatmamızın altındaki en önemli hikmetlerden bir tanesi, Allah'ın gücünü kavrayabilmek yolunda insana bir yardımcı olması. Çünkü insan Allah'ın gücünü kavradığında ahiretin de nasıl yaratıldığını, Allah'ın orada nasıl bir hayat yarattığını, nasıl bir yaratılışta insanları yarattığını daha iyi kavramış oluyor. Sonsuzluğu daha iyi anlamış oluyor. Zamansızlığı, Allah'ın sıfatlarını tanımış, bilmiş, öğrenmiş oluyor. O zaman dünyaya bakış açısı da tabii daha tutarlı, dengeli, Allah'ın istediği şekle dönüşmüş oluyor. Dünyaya tamamen ahirete ulaşma yönünde buraya bir araç olarak, bir amaç olarak değil, bir araç olarak değerlendirmiş oluyor. O haldeki, o tavırdaki insan. Dünyadaki her türlü güzelliği, nimeti Allah için kullanıp, Allah'a şükrederek, Allah'ı tesbih ederek, yücelterek kullanıp ahiretine vesile olması bakımından bunları değerlendiriyor. Öteki türlü zaten dünyada insanın elde ettiği geçici yararların kendisi dahi farkında olmuyor. Yani bundan 10 yıl önce yaptığı bir tatili kim hatırlar? Yani çok flu bir bilgidir. Yani o anları tekrar yaşaması da mümkün değil dünyada. Ancak işte dünyada tekrardan onu yaşama gayreti içerisinde oluyor insan, ama bir sonraki geldiğinde onunla geçmiş olduğunu görüyor. Halbuki Allah katında biz tüm anların saklı olduğunu biliyoruz. Allah'ın hıfzında hepsinin saklı olduğunu biliyoruz. Dünyadaki her güzel anın Allah'ın dilemesiyle oradan tekrar yaşanabileceğini biliyoruz. Böyle olduğunda insanın bakış açısı, yani ahirete özlem şeklinde dünyadaki nimetlerden faydalanma ama aynı zamanda aslının bu olmadığını bilerek ahirettekine özlem duyma şeklinde olmuş oluyor ki doğru tavır, doğru yaklaşım da budur. Allah da bizden bunu istiyor. Dünyada bir güzellik olarak Allah bunların yansımalarını, ahiretteki nimetlerin bir yansımalarını bize sunuyor, faydamıza veriyor. Biz de bunları hem bir yandan kullanıyoruz, hem şükredip hem de özlem duyuyoruz. Ahiretteki aslına kavuşmak maksadıyla. Allah, evet.